Ben sorabilirim hocam. Bir arkadaşın sorusu var. Daha nasıl ilgi çekici hale getirebiliriz konusunda. Ona belki şey diyebilirim ben de. Bana da aslında mimar tarihinin asıl önemini anlamam bir yıl sürdü. Birinci sınıfta hiçbir fikrim yoktu daha doğrusu. İkinci sınıfa geçtikten sonra bu tasarımlarımızda hep konsept konusunda ya, benim söylediğim ilk başta da söylemiştim. Siz de söylüyorsunuz. Bağlama anlamak işte neden böyle olmuş vesaire. Ben de mesela bu ilk önce ya bir tane beğendiğim yapı vardı mesela. Bunun altında anlamlar olduğu belli. Hani çok sade ama herkes çok beğeniyor. Hani çok takdir gören bir yapı diyelim. Bunun çok önemli noktaları oluyor, ilgi çeken noktaları oluyor. Onun nasıl öyle olduğunu öğrendikten sonra şey diye düşünmeye başladım. Ben bu proje dersinde geçmişteki bir hikayeden veya kendi vermek istediğim mesajı nasıl bir şeye dönüştürebilirim şeklinde yansıtmıştım. Yani düşünmüştüm. Belki o şekilde daha öğrenci olarak ben öyle söyleyebilirim belki en azından. Peki hocam siz mesela bir mimar tarihçisi olarak bu tasarım stüdyosunda öğrencilerin bu bakış açısına karşı ne düşünüyorsunuz? Kritiklerle ilgili mi, tarihle ilgili mi? Hangi bakış Yine, açısından? hocam şöyle mesela çoğumuz aslında hiç düşünmeden yapıyoruz yaptığımız şey bazen teslim edebilmek için hani başta konuştuğumuz gibi. Yani bu nasıl daha çok entegre edebiliriz? Yani daha nasıl bir şeylerin farkına varabiliriz? Bir şey yaptığımızın gerçekten farkında olmak gibi. Yani ilk söylediğinden başlarsam şey gibi anlıyorum bunu. Birazcık işinize yarayacağını düşündüğünüzde aslında işte tarihten tamam örnek baktım. Bunu anladım şimdi bunu stüdyoda kullanacağım gibi böyle. Bunu niye öğreniyorum? Bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacakın? Cevabını bulmaksa sizi bunu öğrenmeye motive eden şey. Oradan bakabilirsiniz. Yani gerçekten belki antik bir yapıdan esinleneceksiniz. Hani oradaki bilgiden, oradaki ilişkilerden esinleneceksiniz. Formlardan, biçimlerden, böyle yüzeylerden kesinlikle değil. Yani ondan da esinlenebilirsiniz ama onu almadan diyeyim. Onun arkasındaki mantık sizin ilginizi çekecek. Hani böyle 2000 yıl sonra siz ondan yola çıkarak bambaşka çok size ait bir şey tasarlıyor olacaksınız. Eğer böyle tasarımınıza verdiği katkıysa sizi heyecanlandıran şey böyle bir ilişki kurmaya çalışabilirsiniz. Ya da mesela beni şey çok heyecanlandırıyor. Bir yere gittiğimde yeni bir yerde yapıları tanıyabilmek. Aa bu yüzden böyle olmuş ya da bu kesin şu dönemde yapılmış. Bunu muhtemelen şu yaptırmış. Ya da bu buraya böyle olmuş, iyi olmuş, kötü olmuşun da ötesinde. Şöyle ilişkilenmiş. Aa bu işte bu yüzden bu tarafa bakmış. Bunu okuyabilmek mesela beni çok mutlu ediyor. Belki siz de kendi etrafınızda bu bir konut da olabilir. Tüm o anlattığım şeyler üzerinden yani çok tekil bir sandalye de olabilir. Genel böyle bir tasarımcı gözlüğüyle bu niye böyle olmuş, nasıl olmuş sorularını etrafınızdaki şeylere sorarsanız etrafı görmeye başlayınca aslında herhalde merak da edersiniz diye düşünüyorum. Stüdyo için sorduğun soruda da yani şeyler çok doğal tabii. İşte yetişsin diye bir şey yapmak ya da hoca beğenir diye bir şey yapmak böyle son güne kalan şeyler öğrenciliğin doğasına dahil gibi geliyor bana. Çok yadırgadığım bir şey değil. Görüyor ve tanıyorum oradaki şeyi. Belki arkasındaki emek, yani gerçekten bir şey yapmaya çalışıyor olmanız. Ben hep şeyi sorguluyorum, bazen soruyorum da size stüdyoda. Yani bu dönem bittiğinde ne öğrenmiş olacaksın? İşte ikiysen üçüncü sınıfa ben neyi biliyorum artık? Tamam ben bunu rahatça yaparım diyerek geçmek. Yani bu bir tuvalet çözümünü de çok iyi öğrenmiş olabilirsin. Bir çatı detayını da çok iyi öğrenmiş olabilirsin. Ne bileyim çok iyi işte arazi analizi yapmış olabilirsin. Bunu herhalde daha bütüncül olarak ben bir şey öğreniyorum ve bunları gerek araçsallaştıracağım, işte tasarımda kullanacağım, yazılarımda kullanacağım, ürettiğim görsellerde kullanacağım ya da bu bilgiyle yaşıyor olacağım diye herhalde içselleştirmek gerekiyor. Ona mesela en çok kızıyoruz ya da bazen böyle üzülüyoruz. Hani hiç benimsememişsin bu projeyi, emek vermemişsin, sana ait hale getirmeye çalışmamışsın
diye. O böyle size ait dokunuş. Zaten biraz bir şeylere kafa yorduğunuzda geliyor. Çok da görünür bir şey bu arada. Yani böyle kendi öğrenciliğimle kıyaslıyorum. Hemen böyle masanın diğer tarafına geçtiğinizde karşıdaki neyi ne niyetle yapmış, ne kadar uğraşmışı çok kolay görmeye başlıyorsunuz. İçindeyken çok zor. Ama o böyle görünür bir şey. O görünür kısmı belki güçlü tutmaya çalışabilirsiniz. Teşekkür ederim hocam. Onu da yani görünsün diye değil elbette ama sizin işinize yarayacağı için. Mimarlık tarihini böyle gördüğümüz gibi Türkiye mimarlığı böyle şey gibi hem mimarlar için yani bir kimlik arayışına rastlıyoruz. Çünkü yani bir yere dinemiyoruz hiçbir yerde aslında ve sınırım aslında bu hala böyle bir şekilde. Aynı şeyi kopyalamaya devam ediyoruz. Sizce bunu nedenleri nelerdir, nasıl değiştirebilirsiniz? Çünkü çok zor gibi geliyor. Yani kaç yıl bu şekilde devam etmiş. Yani kıyması da zor insanın üzerinde. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Onu kıracak olanlar yine bağlam diyeceğim ama bu sefer çok daha böyle kültürel bir yerden. Yani şöyle bir şey oluyor ya işte işvereniniz ya da müteahhitiniz bir şey bekliyor oluyor. O işi o yönetiyor oluyor. Paranızı o veriyor oluyor ve siz bazen onun istediği şeyi yapıyor oluyorsunuz. Yani bu mimar tek başına bu yüzden çok da var olamıyor. İşte tüm o imar kurallarıyla, teknolojinin imkanlarıyla, elinizdeki ekonomiyle, bulunduğunuz yerle, iklimle, tüm bu analizler için aslında kullandığımız faktörlerle çok ilişkili. Buradaki o kültürel kısım da mesela işvereninizin vizyonuna göre belki ya da bulunduğunuz konuma göre bunu sizden bekleyen kişilerin, kurumların ne beklediğiyle çok ilgili. Çok böyle genel bir şey aslında. Yani gözünüz neye alışırsa mesela bir noktadan sonra belki onu üretmeye başlıyorsunuz. Şey demek geliyor içimden yani bunu değiştirecek olan yine sizlersiniz aslında. Ne derece işte siz siyah dediniz ama ben bunu başka bir renk yapıyorum diyebildiğiniz. Belki işte size sunulan imkanların içinde kendinize böyle alanlar açıp bir şeyin daha doğrusunu, daha iyisini, daha niteliklisini oraya dahil etmeye çalışmanız. Ama o kimlik de böyle tek başına yine ortaya çıkan bir şey değil. Tarihsel tabii ki çokça bağlamı var ve kendi kimliğinizle de çok ilişkili. O böyle tekil tekil şeyler üzerinden değil de daha kolektif olarak işte bugünkü şehirlerimiz atıyorum son 20 yıldır üretilen yapı türleri, onların karakteristiği ya da işte onların kullandığı teknolojiler herhalde o bütünün içerisinden geliyor. Böyle bir durumda süreçle olacaktır ama sizin yaptığınız tek bir şey diğerleriyle birleşerek o şeyi oluşturacağı için de herhalde her birimizin attığı adımlar kıymetli orada. Yani daha böyle Türkiye tarihi üzerinden sorarsanız tabii uzun uzun detaylı böyle dönem dönem anlatılabilecek de bir sürü kimlik arayışı var. Ama bu her yerde böyle. Teşekkür ederim cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Çok zor bir şey aslında. Hala Osmanlı Camii Mimarsan'ı bize bıraktığınız camileri kullanıyoruz. En böyle mesela yaptığı Sancaklar Camii. Hala çok eleştiri alıyor falan. Yani bilmiyorum tuhaf duruyor ama birazcık. İşte tam da bu iki şeyin kesiştiği yer herhalde. Yani bir şeyi çok iyi anlayıp, işte cami nedir, işlevini belki çok iyi anlayıp, kullanıcısı kimdir, nereye yapıyorum, ne için yapıyorum, elimdeki imkanlar neler üzerinden o güne ait bir cevap üretmek. Yani onu ürettiğiniz anda çok eleştirilebilirsiniz, taşlanabilirsiniz, yıkılabilirsiniz. Böyle şey örnekleri var tarihte hani yarışma projesi olup seçilip uygulanmayan çok daha böyle geleneksel cevaplara yönelinen duyarsınız dinlersiniz muhtemelen derslerinizde. Bunlar olacak ama işte sizin tasarımcı kimliğinizle orada geçmişi nasıl okuyup ileriye dönük ne yaptığınız fark ettirecek bir şeyleri. Deyip böyle yine bir yüce mimar şeyi yapmış oluyoruz ama hiçbir zaman tek başına değil elbette. Hocam sunumun kısa olması gerçekten iyi olmuş. Evet. Soru cevap bayağı güzel oldu böyle.
Ben de onu düşündüm. Sohbet çok daha keyifli herhalde. Tarih dinlemekten. Hocam çok teşekkür ederiz bu arada. Gerçekten çok keyifli geçti. Bu şekilde aslında sohbetle birlikte olduğu zaman gerçekten daha güzel oluyor. Aslında Sofar Talks ilk başta ortaya koyarken de amacımız aslında böyle bir etkinlikti, bu tarz bir etkinlikti. Çok güzel geçti bence bugünkü etkinlik. Size de çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Defne ile başta öyle konuşmuştuk aslında. Tamamen böyle bir soru cevap mı olsa, siz hazırlasanız bir şeyler diye. Ama yine de herhalde böyle ortaya küçük bir şeyler atmak iyi oluyor üstüne konuşmak adına. Hem davetiniz için hem soru soran, katkı veren herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam tekrardan. Size sorarken de, sizinle konuşurken de ben aslında böyle daha çok sohbet, sizin de öyle istediğinizi biliyordum. Öyle olacağına da emindim aslında. Çünkü gerçekten benim için de keyifli geçti. Hani mimarlık tarihi diyoruz ama aslında farklı bakış açıları yakalamak oluyor bizim için de. Hani neden böyle yapmış, kim yapmış sizin dediğiniz gibi. Yani sorulan sorular da aslında hani yani akademiye yönelme tarzında benim için de keyifliydi. Ben de teşekkür ederim her şey için. Ben de çok memnun oldum, bu kaygılarınızı görüyor ve duyuyorum. Umarım başka yerlerde karşılaşırız yine. Umarım istediğiniz yerlerde olursunuz. Umarım. Umarım hocam, çok teşekkür ederiz. Ben de tekrar teşekkür ederim. Katılan herkese de yine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman iyi akşamlar diyorum herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.